Arkadaşlar burada da işinize yarayacağını düşündüğüm bir uygulamayı size sunuyor olacağım. Bir dönem kendim araştırmıştım böyle bir şey olsa ne güzel olur diye düşünerek. Zaten varmış. İhtiyaç şuradan doğdu. Farklı farklı yerlerden gelmiş bir sürü MP3 dosyası var. Zamanında işte kendim indirmişim, bir arkadaşımdan almışım. İşte dosyaların yeri karışmış, adı karışmış. Bir sürü MP3 arşivlenmiş duruyor. Tabii şimdi günümüzdeki bu mobil cihazlar da iyice gelişti, arttı. Cep telefonunuza ya da bir MP3 player'a, bir tablete bu MP3'leri atıp arabada, yolda, ne bileyim tatilde dinlemek istediğiniz zaman orada şarkının türünü, şarkının sanatçıyı, albümü vesaire seçme gibi imkanlarınız oluyor. Fakat bunların hepsi MP3 tagları dediğimiz, yani MP3 dosyasının içine gizlenen, eklenen, bu şarkının işte söyleyeni kim, albümün türüne, müziğin türüne bilgileri olmadığı zaman oradaki kategorilere göre seçim yapamıyorsunuz. Buradan yola çıkarak hani elimdeki bu artık çöpe dönüşmüş MP3'leri bir formata oturtmak istedim. Dedim ki keşke bunları böyle kendi kendine kategorileyen, içindeki o bozuk dosyaları, bozuk bilgileri güncelleyen şeyler olsa. Çünkü dediğim gibi farklı yerlerden aldığım MP3'ler. Kimisi sitenin bilgilerini eklemiş. Yani şarkıcı bilgileri değil de sadece o sitenin adı var. Ya da hiçbiri yok. Örnek olarak buraya işte size bir klasör hazırladım. Özellikle bir kısım dosyaların adını ben değiştirdim 1, 2, 3 diye. Şu anda ben de bilmiyorum bu albümler kimlere ait. Birkaç tane Türkçe şarkı var, yabancı da var. Yani bu isim gerçek midir, değil midir? Kişiyi yansıtırım. Bunlar belli değil. Şimdi böyle bir karma klasörünüz var diyelim. MusicBrainz Picard diye bir uygulamamız var. Onu açıyoruz. Uygulama bu. İnternetten zaten linkini paylaşıyor olurum. Free bir program. Buradan bu MP3'lerin olduğu klasörü veya tek tek dosyada gösterebiliyorsunuz. Klasörü bu uygulamaya gösteriyoruz. Benim örnek olarak hazırladığım klasör burada zaten. İşte otomatik açılır açılmaz lookup özelliğiyle burada bir takım şeyleri kendisi de ekleyebiliyor. Örneğin o açtığım dosyalardan bir tanesini burada bulmuş durumda şu anda. Bakın burada original value diyor. Bu dosyanın orijinalde adı 3'müş. Herhangi bilgi yok. Kimlerden aldığı bilgisi var. Ama şu artist ve albüm adı yer almıyordu. Bunları bulmuş. Bunun dışında devam ediyor. Mesela Sezen diye bir tane şey var. Şu anda bu işte comment kısmı dolu ama doğru bilgim belli değil. Şimdi burada bu programın yaptığı 2-3 tane özellik var. Bir tanesi lookup dediğiniz zaman içindeki bir takım özelliklerden, bakın aşağıda yazıyor no matching tracks diye. İlk lookup dediğiniz anda MP3'ün bir takım özelliklerine bakarak kendi database'inden hangi MP3 olduğunu bulmaya çalışıyor. Bu aynı cep telefonunda dışarıdayken bir müzik dinlettiğimizde çalan müziğin işte 10 saniyelik bir paternine bakarak, müziğin akışına bakarak o müziğin ne olduğunu bulan programlar gibi. Bu da buradan MP3'ün içindeki izleri takip ederek o ize uyan parçanın hangisi olduğunu bulmaya çalışıyor. Kendi database'inden. Eğer lookup'la bulamadığınız dosyalar varsa scan diyerek, tara diyerek araştırma yapabiliyorsunuz. Bir de o şekilde denedim. Bu dosyayı bulamadı. Bazı yerli parçaları bulamıyor. Ya da parça formatından dolayı. Bir sonrakine geçelim. Kolpa diye geçiyor. Lookup dedim. Lookup'ta yine bir şey bulamadı. Tara diyelim. Bunda bir şey buldu. Şimdi o adı Kolpa diye geçen dosya aslında School Supertramp diye bir albümde şöyle bir şeyden doğmuş. Bakın burada dosya adı Kolpa'ydı. Süresi bu. Aslında orijinali bunlarmış. Şimdi burada yapmanız gereken şey şu. Burada
Tek tek uğraşmayacaksınız tabii. Hepsini tek seferde seçeceksiniz. Ben örnek olarak gösteriyorum. Şimdi school diye bir dosya işte bu albümde olduğunu buldu. İsterseniz optionlarda neler yapabileceğiniz var. Mesela rename file. Dosyanın adı kolpayken rename edip gerçek orijinal adını veriyor. Move edebiliyor. Tagları save ediyor. İşte bu new value'da yazan taglar. Artık artisti, albümü, kim olduğunu vesaire set edebiliyorsunuz. Programın özelliklerine şöyle bir bakalım. Optionlarına. Neler var? İşte hangi serverdan bu bilgiyi çektiği. Bu bilgileri çekebilmek için bir internet bağlantısına ve şu sayfaya erişime ihtiyacı var. Metadata dosyalarına bakıyor. İçindeki izlere. Tagları. Write text to files. Eğer tagları yazdırmak istemiyorsanız bu çeki kaldırabilirsiniz. Save ettiğiniz anda tagları yazıyor. File name'i bakın rename file names. File name'i hangi formatta save ettiğini gösteriyor burada. Albüm artist adını işte bir takım örnekleri var. Yani hangi albüm, hangi artist, işte kaçıncı CD'deki kaçıncı parça bu bilgileri otomatik yazıyor. Ben default'unda bırakıyorum şimdilik. İşte fingerprint'i neye göre okuduğu. CD lookup pluginler var bir takım. Bunları detaylıca daha sonra siz de inceleyebilirsiniz. Ben de şimdilik ihtiyaç duymadığım için çok detaylı bakmadım. Şurada gibi gibi özellikler var. Burada detayına şu anda inmiyorum. Okeyledim. Size pardon cancel diyerek çıktım. Şurada save ettiğimde ne olduğunu göstereceğim. İlk önce klasörüme gideyim. Klasörde bakın kolpa diye bir dosya var. Ve bu dosyanın type'ı, size'ı belli. Ama diğer albümde kim söylemiş, title'ı belli değil, artist belli değil. Gidiyorum. Üzerine sağ tuşu tıklayıp save diyorum. Save ettiğim anda ben bunu klasöre taşı, move, add ve rename et dediğim için bir tane klasör oluşturdu. Bu albümde yer alıyormuş. Bakın burada artık title'ının school olduğu, artistlerin Super Trump olduğunu, albümün bu olduğunu söylüyor bana. Ve dosya adını da değiştirdi. Kolpaydı biraz önce. 06 numaralı Super Trump sanatçısının School adlı şarkısı. Direkt buna dönüştü. Diğerlerini şöyle bir bakalım hızlıca. Şimdi tek tek yapmayacaksınız demiştim. Normalde şurayı en tepeden seçip en aşağı kadar gidip hepsini Shift ile tamamını seçebiliyorsunuz. Seçtikten sonra sağ tuş Lookup diyebilirsiniz. Lookup biraz daha kolay. MP3'den bakıp bulabildiklerini bulmaya çalışıyor. Kendi database'inde. Şu ana kadar bulabildiği çıkmadı. Sanırım. Evet bir tane çıktı. İkinci çıktı. ROM diye bir albüm. 01 ROM'muş. Bunda çok bilgi yok ama şu deminki albüm. Bunları da kapatayım. Peppermoon var. Mesela Jeremy Smith'in bir albümüymüş. Pedro Ximenez. Full Circle. Konstantin Destiny. Bütün bilgilerini çekmiş oldu. Önce ben buradan parçanın mesela ne tarz bir şarkı olduğunu da görebiliyorum. Diğerlerine bakalım. Bayağı uzun bir albümdeki bir parçaymış bu. Michael Pelham diye birinden. Böyle böyle parçalarımızı bulmuş olduk. Şimdi kalan parçalar için bir de şunu deneyeceğim. Demin lookup demiştim. Şimdi de scan diyerek daha detaylı bir tarama yapıyorum. Bakın daha bulduğu parçalar çıkıyor. Buldukça sağ atıyor bunları.
Hiçbir kadın ilk defa aladım. Bulamadığı birkaç parça oluyor. Ya database'inde yok ya eşleştiremiyor. Onlar için çok detaylı aramadım açıkçası. Bakın Türkçe de var. Eşkıya bu da var. Eşkıya filminin müziği varmış. Baran Yıldızı diye. Bakınca Erkan Oğur, Eşkıya. İşte türüyle ilgili işte hangi albümde yer aldığı. Official Soundtrack. Mesela soundtrackleri dinlemek istediğim zaman soundtrackler arasına gelecek. Bir İstanbul Masalı var. Kıraç Pınar var. Enstrümantal olarak yer almış. Tamam, ben şimdi bunları bir burada hepsini işaretliyorum yine. Tek tek uğraşmıyorum. Şu demin işaretlediğimi çıkarttım. Sağ tuş, save diyorum. Hepsi için bana orada rename ve diğer işlemleri yapıyor. Folder'ıma gittiğim zaman şunlar bulamadıkları, bunlar buldukları. Şimdi Kazım Koyuncu'nun bir şarkısı varmış mesela Haydi. Gülbeyaz Haydi. Kazım Koyuncu, albüm adı. Her şey belli buradan. Artık anlamlı klasörlerim oldu. Burada siz isterseniz Türkçe, yabancı diye ayırabilirsiniz. Orada biraz daha manuel işlem yapmanız gerekebilir. Ama artık bu MP3'leri bir player'e attığınız zaman sanatçısına göre arama, ne bileyim albüme göre arama, şarkının türüne göre arama gibi şeyler yapabiliyor olacaksınız. Böylelikle dediğim gibi farklı çevrelerden gelmiş olan MP3'leri bir düzene, elinizdeki arşivleri bir düzenleme imkanınız olur. Ben çok faydalı buldum bu böyle bir uygulamayı. Sizinle de paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz.